Herkese merhaba. Bugün tadıyla, şekeriyle, tam kararında olan bir kurabiye tarifiyle karşınızdayım. Bol çikolatasıyla, tadıyla gerçekten efsane bir tarif olacak. Denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Artık eliniz hazıra gitmeyecek. Kesinlikle bu tarifi yapmak isteyeceksiniz. O kadar güzel bir tarif. Önce gördüğünüz gibi paket çikolatayı iri taneli olacak şekilde parçalara ayırıyoruz. Bıçakla kesiyoruz. Bu yaklaşık 1 su bardağı olması gereken bir çikolata arkadaşlar. Daha sonra 125 gram oda ısısında beklettiğimiz tereyağını kasemize ekliyoruz. Üzerine 1 çay bardağı şeker ve 1 adet yumurtayı ekledikten sonra karıştırmaya başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar bence şeker tam kıvamında daha fazlasını eklersek çok şekerli oluyor bu gibi tariflerde. İsteyen daha fazla ekleyebilir ama bu tam kararında. Bilenler bilir, genelde bu tarz tariflerde çikolata ve şekerle birlikte çok fazla şeker oluyor. Bu yüzden hiç eklemeye gerek yok. Bu yeterli olacak. 1 yemek kaşığı nişasta, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilin kullanıyoruz. Bütün bu malzemelerin ardından ununu eklemeye geldi sıra. Toplamda 4 çay bardağı un kullandık. İlk önce 3 çay bardağını ekledikten sonra kıvamına bakıp sonuncuyu ona göre ekledik. Kurabiyenin kıvamı ne çok cıvık olacak ne de çok sert olacak arkadaşlar. Tam yoğurma işlemi bittikten sonra göreceksiniz kıvamını. Önce söylediğim gibi 3 çay bardağı ununu ilave ettik ve yoğurmaya başladık. Her unun yapısına göre değişeceği için arkadaşlar ununuzu yavaş yavaş ekleyin ve kıvamına bakarak karar verin. Sert bir hamurunuz olursa istediğiniz görüntüyü elde edemezsiniz. Bu yüzden ununu yavaş yavaş eklemekte fayda var. Yine arkadaşlar ek bir bilgi olarak da kurabiye hamuruyla çok oynamamamız gerekiyor. Toparlamakta zorluk yaşayabiliriz ve daha fazla un eklemek zorunda kalırız. Bu sefer de istediğimiz kıvamı veremeyiz. Gördüğünüz gibi 4. çay bardağı unu da ilave ediyorum ve yoğurmaya devam ediyoruz. Yoğurdukça aldığı kıvamı göreceksiniz arkadaşlar. Çok cıvık bir hamurum olmayacak. Aynı zamanda çok sert bir hamur da olmayacak. Ele yapışacak kıvamda güzel bir kurabiye hamurumuz olacak. Bu arada söylemeyi unuttum. Tarifimizin içerisinde de 1 çay kaşığı kadar tuz kullanıyoruz arkadaşlar. Çekim yaparken o aşamayı atlamışım, göstermeyi unutmuşum. Ama içerisinde 1 çay kaşığı kadar da tuz var. Artık yoğurma işleminin sonuna doğru geldik. Görüyorsunuz kıvamı hala ele yapışan bir kıvamda. Ama çok cıvık değil. Daha fazla un eklersek eğer arkadaşlar çok katı kıvamda bir kurabiye elde ederiz. Bunu istemiyoruz. Biz açılacak, daha genişleyecek bir kurabiye elde edeceğiz. Sırada çikolatalarını eklemek var. Önce 1 su bardağı damla çikolata kullandık. İster bitter kullanın, isterseniz de sütlü, hiç fark etmez. Bunu da ekledikten sonra az önce parçalara ayırdığımız 1 su bardağı çikolatayı ekliyoruz. Dilerseniz içine başka şeyler de ekleyebilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. En basit haliyle en güzel şekli bence bu. Deneyince bana hak vereceksiniz. Çikolatalar hamurla birleşsin diye hafif hafif yoğurmaya başlıyoruz. Çikolata parçalarını eritmemeye özen göstererek yoğuruyoruz gördüğünüz gibi. İsterseniz bu yoğurma işleminin ardından yuvarlak bir şekil verip dolapta, buzdolabında saklayabilirsiniz. İsterseniz de bizim gibi sıcak sıcak pişirip anında tüketebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir tarif. Çok kolay bir tarif, kolaylıkla yapılabilecek bir tarif. Yapıp yediğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Gerçekten bayılası bir tarif. Biz bu kurabiyeleri 2 gün içinde tükettik. Arkadaşlar gerçekten çok lezzetli. İsterseniz içerisine daha fazla da çikolata ekleyebilirsiniz ama dediğim gibi her şey tam kararında. Şekeri, çikolatası, bütün malzemeleriyle. Yoğurma işlemi bitti. Artık şekil veriyoruz. Büyüklüğü tamamen size kalmış. Biz cevizden biraz daha büyük parçalar alıp yuvarladık. İsterseniz daha küçük parçalar da alabilirsiniz. Yuvarladığımız kurabiye parçalarını tepsiye aralıklı olarak diziyoruz arkadaşlar. Çünkü pişerken açılacağı için bütünleşmesini istemeyiz. Bu yüzden de aralıklı şekilde koymaya dikkat edin. Gönül rahatlığıyla evde yapabileceğiniz en kolay, en güzel kurabiye tarifi. 7'den 70'e herkesin beğenerek yiyeceği bir tarif oldu arkadaşlar. Çok güveniyorum bu tarife. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum.
Dışarıda bilmediğimiz yerlerden aldığımız kurabiyelerin içerisinde neler var arkadaşlar? Katkı maddelerini bilmiyoruz ama evde güvenle yapabiliriz. En azından kullandığımız tereyağını biliyoruz, malzemeleri biliyoruz. Bakın şekil verme işlemi bitti. Aralıklı olarak tepsiye dizdik. Daha sonra da dolapta yaklaşık 20-25 dakika kadar beklettik ve artık pişmeye hazır. 180 derece önceden açıp ısıttığım fırında yaklaşık 16 dakika kadar pişirdim. Arkadaşlar 15 dakika da yeterli olacaktır ama ben 15-16 dakika kadar pişirdim. Daha fazla pişirdiğinizde bardakla şekil vermek daha zor olabilir. Bakın görüyorsunuz fırında size ne kadar açıldığını gösteriyorum piştikçe. Daha ince şekilde yaparsanız daha çok açılacaktır. Ama önemli değil. Bardakla düzelteceğiz. Çok güzel şekil vereceğiz. Kurabiyeler yaklaşık 16 dakika kadar piştikten sonra çıkarıyoruz. İlk sıcaklığı geçince hemen arkadaşlar böyle bir bardağın altıyla çok fazla bastırmadan düzleştiriyoruz. Kurabiyelerimiz düz oluyor böylelikle. İsterseniz başka bir şeyin altıyla da yapabilirsiniz bu işlemi. Bizimkisi bir tık daha kalındı arkadaşlar ama isterseniz daha küçük boyutlarda hamur parçaları alıp pişirdiğinizde daha ince şekilde yapabilirsiniz. Ama bence içinin dolgunluğuyla bu boyut gayet iyi oluyor. Düzleştirme işlemini bitirdim. Şimdi size gösteriyorum ayrıntısıyla. Çok ama çok güzel bir kurabiye oldu. Şimdi size içinin dokusunu göstereceğim. Kullandığımız tereyağıyla, içindeki malzemelerle efsane bir lezzet oldu. İçini şimdi göreceksiniz. Hafif nemli gibi gözüküyor ama ben çok sıcak şekilde gösterdiğim için böyle soğuduktan sonra bu şekilde görünmüyor. Kurabiyeye dair anlatacağım her şeyi anlattım. Lütfen videoma yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi günler.